Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan bir akşam yemeği menüsü vereceğim. Neler hazırlayacağım? Orman kebabı yapacağım. Bir şehriyeli bir pirinç pilavı. Bir de çoban salatası hazırlayacağım. Çok fazla olmayacak, çok da zamanınızı da almayacak, kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir yemek olacak. Hemen öncelikle etimi ocağa koyarak başlıyorum. Hemen ocağımın altını yakıyorum. 400 gram kuşbaşı doğranmış dana etini içerisine alıyorum tenceremin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Etler artık suyunu saldı ve çekti artık. Yeterli. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yemeklik doğradığım bir adet kuru soğanı. Soğanlarla birlikte etleri de bir süre kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı da biber salçasını ekliyorum. Dondurucudan çıkarttığım bir kase bezelye. Bezelyeniz eğer konserve ise en son ekleyin. Yani etler pişmeden bezelyenizi eklemeyin. Şöyle bir miktar su ekliyorum. Çok fazla değil. Etlerle bezelyeler bir 15 dakika kısık ateşte pişireceğim. Pirinci kabımın içerisine alıyorum büyük bardaklarla. Üzerine de bir miktar ılık su ekliyorum. Kenarda beklesin. Orman kebabına koyacağım patatesle havuçları doğrayacağım. Bir adet orta boydan biraz büyük patatesle iki tane havuç kullanacağım. Kabuklarını soyup çok küçük olmadan, patatesi çok küçük doğramayın. Bu sefer içerisinde ezilir. Etiniz tam anlamıyla piştiğinden emin olmadan patatesleri eklemeyin. Eğer patatesleri eklerseniz bu sefer patatesler daha önce pişeceği için etleriniz çiğ kalır. Patatesli havucu yıkadım. Şöyle göstereyim nasıl doğrayacağımı. Şöyle çok fazla küçük olmadan doğruyorum. Havuçları da çok aşırı kalın olmadan doğruyorum. Bezelyeyle etlerin pişmesine daha zaman var. O süre içerisinde ben hemen çoban salatamı yapacağım. Şöyle bir adet kuru soğan, bir tane salatalık, dört tane küçüklerinden domates, bir tane yeşil biber, bir miktar da maydanoz kullanacağım. Hemen doğramaya başlıyorum. Normal büyüklükte doğrayacağım. Bu şekilde. Gayet ideal. Salatalığı da aynı şekilde. Hemen salatamı bir kabın içerisine alıyorum. Soslarını ekliyorum salatamın. Yarım limon, yani limonun suyu. Şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı.
Şöyle bir miktar tuz karıştırıyorum. Salatam da hazır artık. Gördüğünüz gibi. Gayet de güzel oldu. Artık domatesler de mevsim olduğu için renkleri de çok güzel. Tamamdır. Salatam da kenarda beklesin. Hemen tekrar bezelyeme bakıyorum. Eğer ki suyu tamamen çekerse su eklemeyi unutmayın. Bu sefer yemeğinizi yakarsınız. Yeterli artık. İçerisine havuç ve patatesimi ekliyorum. Bir sürede havuçla ve patatesle pişeceği için etler tamamen pişecektir. Tuzunu ekliyorum. Şöyle bir miktar tuz, bir miktar da karabiber, birazcık da pul biber ekliyorum. Ben 15 dakika dedim diye sakın 15 dakika pişirmeyin. Benim etimde 15 dakika süre yetiyor ama her et aynı oranda aynı sürede pişmez. Ondan dolayı etiniz belki daha çabuk pişer, belki de daha geç pişebilir. Bir iki dakika bu şekilde kavuracağım. Şöyle 2 su bardağı su ekliyorum. Koyuluğunu tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha koyu seviyorsanız daha koyu da yapabilirsiniz ya da daha sulu. Benim için yeterli. Kapağını kapatıyorum. Patates ve havuçlar pişene kadar pişireceğim. Ocağımın altını yaktım. Yemeğimi de arkaya aldım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Pirinç pilavımı yapıyorum hemen. Şöyle çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı arpa şehriye. Tel şehriye de kullanabilirsiniz. İkisi de olur. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavuruyorum. Şehriyelerin artık rengi dönmeye başladı. Hemen pirincimi ekliyorum. Pirinçler diri diri olana kadar kavuruyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuzu kavurduktan sonra ekleyin. Çünkü pirincinizi kırabilir. Pirinci ıslattığım bardakta 1,5 koyacağım. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum. Ocağımı en kısa alıyorum. Kısıkta yavaş yavaş pişiriyorum. Arada yemeğinizde kontrol etmeyi unutmayın. Yemeklerim pişti artık. Pilavımın da altını kapatıyorum. Yemeğim de aynı şekilde onun da altını kapatıyorum. Bir 15 dakika yemeklerimi dinlendirdikten sonra servise geçeceğim. Bugün de yemeklerimi hazırladım. Neler hazırladım? Hemen şöyle sıralayayım. Şehriyeli bir pirinç pilavı yaptım. Orman kebabı ve çoban salatası hazırladım. Hemen servis tabağına alıyorum. Şöyle yemeğimin kıvamını göstereyim. Hemen pilavımla başlıyorum. Gördüğünüz gibi pilavım da gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.